Ya kimse yok mu bu hastanede kardeşim? Doktor yok mu doktor? Ne olur? Ha, gel gel, vuruldu vuruldu vuruldu. Hemen ameliyathaneye alalım. Hadi hadi. Eksik etme yarabbi. Kemal'le cezasını ver. O değil mi? Gülün soykasının peşinden gitti de Halide Hanım'ı kendi karısını vurdu. Allah'ım sen onun cezasını ver yarabbi. Amin. Siz Halide Şahin'in yakını mısınız? Kendisi benim dezem oluyor komutan. Teyzenizi kimin vurduğunu gördünüz mü? He gördü. Ben de gördüm. Halide Hanım'ı kocası vurdu. Hem de herkeşlerin gözünün önünde. Adı nedir kocasının? Kemal. Kemal Şahin. Ay Ziyare bacıyla ya, Asna da Mirah'tan ölmüştür şimdi ya. Şu ameliyat bir biteydi. Doktor, ne oldu? Durumu nasıl? Ameliyat iyi geçti. Kurşun çıkardık. Hayati bir tehlikesi yok. Oh, şükürler olsun yarabbim. Doktor bey bir görsek ya. Şu anda kendinde değil. Narkozun etkisi geçince görebilirsiniz. Sağ ol. Ramazan. Ramazan. Halide Hanım nasıl? İyi kurban oldum. Kurşunu çıkarmışlar çok şükür. Ah oh, çok şükür. Senin nereden haberin oldu yine? Mahalleye jandarmalar geldi. Kemal'i arıyorlarmış. Kemal vurmuş Halide Hanım öyle mi? He kurban oldum, o vurdu. Dedim ya ben bu bir delilik yapacak diye. Yetiştik ama mani olamadık adama. Ama var ya, Kemal'in yapacağını hiçbirimiz tahmin etmedik. Tabancayı sen kaldır böyle ama vuracağını ummadık ki. Hepimiz şok olduk. Bağız'a bir gel hele kurban oldu. Sen Kemal'i falan gördün mü mahalleye geldi mi kurban oldu mu? Yok, gelmedi. Bağız'a. Bak bana doğruyu söyle. Kemal suçlu, benim dezem burada, anlıyor musun? Suçluyu saklamak, yerini biliyorsan söylememek suç ha. Ay Ramazan, üstüme gelme. Ben nereden bileceğim ki Kemal nerede? Sana hiçbir şey sormayayım. Hasta kendine geldi, girebilirsiniz. Halide Hanım. Çok şükür iyisiniz. Öyle korktum ki size bir şey olacak diye. Deze geçmiş olsun. Kemal yakalandı mı? Yok, yakalayamamışlar daha. Ama siz merak etmeyin. Onu sabaha kadar yakalarlar o diyorsun. İnanamıyorum. Kemal'in bana bunu yaptığına inanamıyorum. Ama Deze, sende de acayip bir azim var yemin ediyorum. Seni var ya kutluyorum. Kemal'i bile delirttin ya. Hani sana madalya vermeler gerekiyor, anlıyorsun hele? Ramazan nasıl konuşuyorsun ya? Az bir dışarı çıksana senin Halide Hanım zaten bitkin hasta. Öyle mi? Ha öyle. Kapının önüne çıkayım diyor yani. Ya dışarı çık diyorum. Neyse ben kapının önündeyim. Bir şey ihtiyacın olsa haber ver bana. Halide Hanım, siz onu aldırmayın ya. Öyle dinsiz dinsiz konuşuyor o. Hayat ne tuhaf. Birini çok seviyorsun. Evleniyorsun.
Aylarca aynı yastığa baş koyuyorsun. Sonra da böyle iki yabancı oluyorsun işte. Sevgi nefrete dönüşüyor. Seni öldürebilecek kadar nefret ediyor senden. Sanki o sevgi hiç olmamış gibi. Hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ne zaman taburcu olabilirim? Doktor bey birkaç gün daha müşahede altında kalmanızı istiyor. Bunun lüzum var mı? Gayet iyi hissediyorum. Ya ne demek lüzum var mı Dez, Allah'ını seversen? Sen doktordan daha iyi mi bileceksin yine? Müşahede altında kal diyor işte. İki gün yat, dinlen, istirahat et. Hem iyice bir iyileşirsiniz Halide Hanım. Nasılsa çıkacaksınız buradan. İyi günler Halide Hanım. Ben Sosyal Hizmetler Umum Müdürlüğü'nden geliyorum. Yeğeniz Muzaffer Ali Dinç Aslan'ın vesayeti ve annesinden alınmasıyla ilgili. Buyurun dinliyorum. Bugün bebeği size vermemiz gerekiyordu. Lakin bu durumda kararın ertelenmesi gerekiyor. Ne demek istiyorsunuz? Yeğenim zaten mahkeme kararıyla bana verildi. Yaralısınız. Hastanede yatmanız gerekiyor. Hayır, yanılıyorsunuz. Ben gayet iyiyim. Lakin hekimler... Bakın, iyiyim diyorum size. Yeğenimi bugün alacağım ben. Ya Deze, Allah'ını seversen Demet Bey'in hemşire ne dedi? Ha? Doktor iki gün daha müşahede altında kalsın demiyor mu? Dinlenmen gerek demiyor mu? Şimdi neyin acelesi bu? Bebek kaçmıyor ya kardeşim. Ramazan, çıkacağım diyorum. Gideceğim Muzaffer Ali'yi alacağım. Git doktoru çağır, taburcu olmak istiyorum. Ya Deze bak... Ramazan, dediğimi yap. Ben sana ne diyeyim Halide Hanım ya? Ben sana ne diyeyim ki ne? Her şey planlandığı gibi olacak. Hiçbir değişiklik olmayacak, anladınız mı? Tamam efendim. Ramazan. Hayrola? Hayır işte, Halide Hanım geldi. Ali'yi alacak ya. Hemen ayaklandı demek ha? Buyur. Serap Dinç Aslan evde mi? Oğlu Muzaffer Ali Dinç Aslan'ı almaya geldik. Gülüyor. Hayrola Zehra? Muzaffer Ali'yi almaya gelmişler ama... Bebe burada yok kurban. Neredeler? Vallahi bilmiyorum. Sabah aldı götürdü çocuğu. Nereye gittiler? Bir şey demedi, biz bilmiyoruz. Yok, biz bilmiyoruz. Evi aramamız gerekiyor. Ev? Ramazan neler oluyor Allah aşkına? Biri bana anlatsın. Yok, geceden beri jandarma eksik olmadı mahallede. Yemin ediyorum haklısın Hafız. Bir sen eksik kaldın. Nerede anlatayım kardeş mevzuyu sana? Başından mı başlayayım? Ortasından mı anlatayım? Karıştırıp mı anlatayım? Gülizar Hanım'ın ne işi var burada? Oradan başla hele. İçeride kimse yok komutanım. Maalesef efendim. Yeğeniniz evde yok Halide Hanım. Ne demek evde yok? Bebek de annesi de yok. Nereye gitmiş olabilirler? Ailenin haberi yok. Sabahtan çıkmışlar. Kaçtılar değil mi? Kemal'le birlikte mi kaçtılar? Söyleyin.
Halide Hanım. Size söylüyorum, nereye gittiler? Nereye gittilerse gittiler. Sana hesap mı vereceğiz? Vereceksiniz tabii. Kanunlara karşı mı geliyorsunuz? Torunumu sana veren kanuna inanmıyorum ben. Hemen nereye gittiklerini söylüyorsunuz. Söylemezseniz... Bana bak, sen benim dediğimi anlamıyorsun galiba. Biz nereye gittiklerini bilmiyoruz. Bilsek de söylemeyiz zaten. Kemal'le Gülü'nün nereye gittiğini bilen varsa söylesin. Söyleyene 50.000 lira vereceğim. Tamam. 50.000 50.000 mi? Vallahi kesin bunlar yerlerini biliyordur. Bana bak Hacer, bizim de yerini bilmemiz lazım. Sen bu Zehra'nın ağzını ara, ben de Cemşir'in ağzını arayayım, tamam mı? Tamam. 50.000 lira vereceğim. Biliyorsanız söyleyin. Bunlardan korkuyorsanız çekinmeyin. Karakola gelin. Tamam Halide Hanım. Anladık. 50.000 lira vereceksin ama kimse bilmiyor işte. Büyük geçmiş olsun hanımım. Sizin için çok dua ettik. Sağ ol Seyyar'ım hoca. Kemal'i yakalayabilmişler mi bari hanımım? Yakalayamamışlar. İkisi çocuğu alıp kaçmış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.